Bir kareye iki şişman fazla olur diye bugün ikimiz video çekme kararı aldık. Ben de şişman adayım, merak etmeyin, geliyorum. Şaka bir yana, bayram olduğu için, bu arada bayramımız da mübarek olsun. Cümleten tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Şöyle bir sıkıntı var, sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı olduğu için arkadaşlar bize eşlik edemiyor. Cüneyt abiyle Nasiye de ayrıca bir sallayalım. Biz de dedik ki, sayfa neden boş kalsın? Evimizde bir video çekip merak etmeyin, oturup sohbet etmeyeceğiz. Ya eski videolardan beğendiğimiz yerleri aldık. Rıdvan'a senaryoları Rıdvan yazdığı için videoyu izleteceğim. Orayla alakalı birkaç soru soracağım. Özellikle de çoğunlukla sizin yorumlarda bahsettiğiniz sorulardan sormaya çalışacağım. Video yani başlasın. Kısaca en iyi sahnelerimizi izleyeceğiz. Aslında bu Facebook'ta, bunu YouTube'da bulamadım, atmamışız bunu. Bir kereden çok şey olur. Biraz mesaj verdiğimiz bir video. Abi buralarda torbacı varmış, biliyor musunuz? Bağırma lan, elen vereceğim bizi. Torbacı biziz. Gel hele şöyle. Ne lazım sana? Abi 100 tane orta boy, 100 tane de büyük boy torba lazım. Lan git, dalga mı geçiyorsun? Çevrede gördüğüm şeylerden yazıyorum genelde videoyu. Bu videoyu da oradan yazdım yani. Çocuk ayakkabısını satmak istedi bize. Hemen diğer videoya geçiyoruz. Diğer videomuz da Cimri adlı videomuzdan. Hanzo sahnesi. Uzun bir aradan sonra berberler tekrardan kapılarını açtı. Oh be! Yüzüm gözüm açıldı. İnsana döndüm ya. Bu sahneyi gerçek anlamda Cüneyt abi hakkını vererek oynamış bence. Zaten şey olarak da oyuncu kendisi. Profesyonel olarak da oyunculuk hayatına devam ediyor. İnsanlar karantinadan çıkacak, kuaförler kapalı. Ne olabilir dedim. Aklıma Kemal Sunal'ın Hanzo sahnesi geldi. O da tıraş olduktan sonra Cüneyt abiye benziyordu. Oradan esinlendim. Harbiden tıraş olduktan sonra Cüneyt abiye benziyordu. Şengüller Öter, buyurun efendim. Kardeş, bize 3 kişilik oda lazım, yarın için. Tabii ki efendim, kaç gibi gelirsiniz? Oda fiyatlarınız ne kadardı abi? Gecelik oda fiyatımız 900 TL. Çüş, 3 aylık ev kiram lan o benim. Yalnız beyefendi, odalarımız deniz manzaralı bizim. Perdeleri açmasak kaç olur abi? Lan yürü git! Alo, alo! Şimdi bu sahneyi şöyle başlayayım ben hemen. Bu sahneyi ilk izlediğimde, yani montaj yaparken izlediğimde dedim burası patlayacak. Bu çok konuşuldu yorumlarda. Burayla alakalı ne diyeceksin? Çok iyi sahneydi. Oy, abi karşıdaki kadına bak. Sakalları var ya. Normaldir oğlum. Kaşetli kofere kapalı. Benim hanımın benden fazla sakalı var. Erkeğim ben abi, çaktırmayın, adım Nuri. Daha kolay iş bulabilirim diye kadın kılığına girdim. Nuriye Hanım. Hemen geliyorum. Bu videoda olduğu gibi kadın rollerini sen üstleniyorsun tüm videolarda. Bunun sebebi nedir? Şu an olduğu gibi yakışıyor. Yakalanmaz değil mi ustam? Yok abi, ben bir adama bir elektrik yaptım. Adam her ay TEDAŞ'a gidip para alıyor. O nasıl oluyor lan? Meslek sırrı abi. Galiba eksiye indiriyor abi. Su sayacı bozulmuştu. Çıkmıştı dışarı. Ben de sayacı aldım, böyle çevirdim. Geriye doğru çevirdim, çevirdim, çevirdim. Günlerce çevirdim, merak ettim dedim. Ne olacak? Çevirdim, 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 çevirdim. Şey geldi, su faturası geldi. Online 130 kuruş borçluydum. Sonradan geldi, anladılar ki sayaçla oynanmış. Ceza yazmadılar ama 30 kuruş da vermediler. Seksenlik limon kolonyası lazım virüsten korunmak için. Buyur abi. Seksenlik değil mi? Ayıp ettin abi, bizde kelek olmaz. Allah, yanıyorum Mahmut abi. Baksana, alev topuna döndü adam. Ulan adam yandı be. Alacaksan al be. Bekçi sahneyi nöbeti. Aa geliyor. Bu sahneyi bana söyledin. Ben riskli girme dedim o sahneye. Bu sahneden sonra bir şey yaşadınız mı? Vallahi çakmağa çaktık. Çocuk koşunca rüzgarla beraber alev topuna döndüm. Yani söndürelim derken parmaklarımızı yaktık. Çocuğa bir şey olmadı. Biz rüzgara hesaba katmadık. Yani dedim kolonya alt tarafı ne olabilir? Kendi üstüme döktüm, yaktım. Söndü. Dedim ki sönüyor. Bu rüzgara doğru koşunca bu kadar çocuk bu kadar olur.
Gazı çıkardık ama su vardı yanımızda tabi. Ben çocukta da herhangi bir... Yok sadece benim yoktu. Üstteki ceket benimdi, ben feda ettim dedim. Delinirse, yanarsa bir şey olmaz, kül oldu. Ceketi kurtaramadık ama. Yok, çocuğu kurtardık. Abdiye de buradan selam. Bunları unuttuk. Bunlar kırılacak olanlar. Ana bunu unutmuşuz. Ya bazen böyle kargolar kırılabiliyor istenmeden. izleyen arkadaşlar da böyle olaylar olabileceğini düşündüğü için o video patladı. Ya güzeldi işte patladı. Abi biz Suriye Ligi'ne başlamış ama seyircisiz oynayacaklarmış. Abi biz zaten burada. Doğru ya, istesene bile seyircili oynatamazlar. Hepiniz buradasınız. Abi video çok güzel. Ya Kankuli ne olmuş orada ya? Açın ben fırıncıyım. Fırıncı ne alaka lan? Nasıl ne alaka? Benim bakmaya hakkım yok mu? Ya kankoliler sıcaktan bayılmış olmasın? Olabilir. Suyu olamaz mı aranızda? Buyur al. Kırk derece hava. Normaldir bayılması. Yürü gidelim abi. Yani genelde açırım ben doktorum derlerdi. Adam illa doktor mu olması lazım? Açırım ben fırıncıyım diyor. Şimdi suyu istediği zaman ben arkadaşımız ben adama müdahale edeceğim sanıyor. Halbuki ben de bayılmamak için üstüme döküyorum. Normaldir 40 derece. Sen oruç tutmuyor musun lan? Şeker var abi. Dayanamıyorum. Ne şekeri lan bu yaşta? Akide şekeri abi. Memleketten yolladılar da yemeden duramıyorum valla. Bir tane de sen ye. Lan bir git. Ona da bir açıklık getirelim. Önce badem şekeriydi bulamadığımız için. Badem şekeri bulamadık. Akide şekeri bulduk. Akide şekerine çevirdik. O da akide şekeri değil zaten. Naneli şekerdi. Akide şekeri de bulamadık. Hop! Hayırdır kankalar? Nereye gidiyorsunuz akşam akşam? Emlakçıya gidiyoruz. 2 aylık peşin bir de obezite istedi. Yalnız kanka o obezite değil. Depozito. Benim gelmeme gerek yok öyleyse. Ben hallederim depozitoyu. Bence bu video bizim en iyi 5 video arasına gider. Neden? Çok iyi. Senaryo çok iyi. Giriş, gelişme, sonuç, final iyi. Net bir şekilde bitiyor. Yani ben cidden diyorum keşke yani bu seviyede video sürekli yapabilsem. Videoyu bitir. Bitti.